Evet arkadaşlar yine bir öteleme ve simetri sorusu. Bakın şimdi bu soruyu çözeceğiz. İlk önce içerisi x eksi 1 olmuş. Demek ki bir birim nereye ötelemişiz grafiğimizi? Sağ tarafa ötelemişiz. Grafiğimizi bir birim sağ tarafa ötelersek biz şu tepe noktası artık ya yani şu sivri nokta tepe demeyelim. Ne olacaktır? Bir birim sağa gelecektir. Grafik şu şekilde bir hale alacaktır. Şurası hala 2'dir. Burası bir birim sağ kaydığı için Şurası da ne olacaktır? 1 olacaktır. Peki bundan sonra ne yapmış? İfademizin arkadaşlar e, f'in eksi getirerek x eksenine göre simetrisini almış. Bakın ben bunun x eksenine göre simetrisini alacak olursam grafik nasıl bir hal alacaktır? Bir inceleyelim beraber. x eksenine göre simetri alırsak şu y değeri nereye gelecektir? Eksi 2'ye gelecektir. Ama x değeri ne olmayacaktır? Değişmeyecektir. O zaman grafiğimiz şu şekilde bir grafik olarak karşımıza çıkacaktır. Anlaştık mı? Sonra da ne yapmış grafimizi? 2 birim yukarı ötelemiş. E şurası x2 idi. E ben bunu 2 birim yukarı ötelersem nasıl olacaktır grafik? Tam şu nokta artı x eksenin üzerine gelecektir. Yani şurası bir noktasıydı ya. Bunu ben 2 birim yukarı çıkartsam bu nokta artık buraya taşınır ve grafiğimiz şu şekilde bir hal alacaktır. Burası da bir olacaktır. Peki bu ifadeyi sağlayan şıkkımızı aradığımız zaman cevabımız eşlik olarak karşımıza çıkacaktır.